Spor keyfinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şayka Ercümen'i gönderdik. Su altı dalış rekortmeninden su üstü dalış rekortmenine geçiyoruz. Meslektaşlarımız Şayka'yla. İki tane kickbox şampiyonumuz var şu an stüdyomuzda. Su üstü dalışçımız kendisi. Atakan, namı diğer Avatar. Avatar, evet. Doğrudur. Ve Murat Ismık. Evet. Merhaba. Soyadından dolayı nickname'e gerek görmüyoruz. Tabii ki gerek yok. Soyadım gayet memnunum. Ismık diye mi anons ediliyorsun? Evet, Ismık diye. Birlikte. Evet. Herkes beni zaten soyadımla bilir. Peki. O zaman Atakan senden başlayalım. Tabii. Ne yaparsın, ne edersin, nerelerde dövüştün en son? Gerçi ben tanıyorum. Tabii. Biliyoruz ama bilmeyenler için kendinizi bir tanıtın, ondan sonra sohbete geçelim. Bu aşağıda getirdiğiniz o ekipmanlar. Ekipmanları da bir kullanalım bakalım. Evet, sporumuza tanıtırız aynı zamanda. Ben yıllardır milli takımda dövüşüyorum. 2011'de tarihte ilk defa ülkeye altın madalyayı getirdim Thai box branşında. Aynı zamanda tabii kickbox da yapıyorum. Kickboxla Thai box'un Muay Thai'nin farkını merak eden arkadaşlar için. Muay Thai diz ve dirsekte de kullandığımız daha komplike bir spor. Diz ve dirseği çıkarttığımızda sadece tekme ve yumruk uyguladığımızda kickbox. Bu da kickbox oluyor. Geçen sene de dünyanın en büyük dövüş organizasyonu olan Glory ile sözleşme imzaladık. Allah izin verirse de şimdi 3 Nisan'da Dubai'de Glory 20'de yine tekrar ülkemizi temsil edeceğim. Rakiplerin kimler? Yukarıda konuştuk da bakabildin mi? Aynen, rakipler şöyle Chad Sutgen, İngiliz rakibimle dövüşeceğim. Yine aynı gece pek çok ünlü isim, zaten Glory bu işin en iyisi olduğu için dövüşen herkes çok iyi orada. Bütün isimler yine orada olacak. Yine dövüşü sergileyecekler. Peki Murat, senle devam edelim. Evet, ben de yurt dışına Tayland Phuket'te belli birkaç müsabakaya çıktım. Avatar team olarak orada belirli projelerde bulunduk. Şimdi trainer olarak devam ediyorum Türkiye'de. Peki neden Avatar? Neden Avatar? Mavi mi çıkıyorsun ringlere? Yok, şöyle mavi çıkıyorum değil. Benim yine dövüşeceğim, canlı yayına dövüşeceğim organizasyonlardan bir tanesinde Bilgehan Demir, buradan kendisine selam söylüyorum. Beni Avatar olarak o gece Avatar filmi vizyona girdi. Bizim dövüşeceğimiz günlerden, dövüşeceğimiz gece. Biz maça gittik sinemaya, maçı izledik, maçı diyorum ya, sinemayı izledik. Sinemayı izledikten sonra oradaki karakterleri bana çok benzettiler. Aynı gece ben dövüşürken beni, ya işte Avatar'a çok benziyor, işte Avatar olarak anons etti. Ondan sonra isim öyle kaldı, öyle kaldı. Öyle devam etti. Yakışmış ama aynen yukarıda öyle. Fotoğrafına da baktık, yani gerçekten benziyor. Birebir, aynen birebir. Yanlış anlama. Bir karakter var, aynen birebir bana benziyor yani. Peki, bu sporu yapmak için illaki işte Tayland'a, Japonya'ya, Uzak Doğu'ya gitmek gerekir mi? Yok, tabii ki gerekmiyor. İstanbul'da belirli kulüplerde, belirli hocalar vasıtasıyla bunlar yapılıyor. Biz de böyle bir projeye adım attık Avatar Team olarak. Bir salon açmayı düşünüyoruz. Bir ay içinde bir salonumuz şu an tadilatta. İsteyen, yapmak isteyen kişiler bizi bulup bu spora devam edebilirler. Yani bayağı ilgi var ama. Yani, özellikle bu son 3-4 yıldır kickbox ve boksun ülkemizde de çok fazla hem ekranlarda gösterime başlamasından dolayı da birçok insan da bu spora yöneldi. Evet, şimdi yani genelde spor deyince akla futbol gelir ama bizim en az futbol kadar belki daha fazla seyircimiz var. Aynı zamanda da resmi olarak Spor Bakanlığı lisanslı olarak daha fazla lisanslı sporcuya sahibiz kickbox olarak. Son zamanlarda medyanın işte diziler ve pek çok ünün de bu spora yönelmesiyle beraber daha çok tanınır hale geldi. Biz de aynı şekilde televizyonlarda böyle bir arena olması, böyle bir pazar olması bu sporun tanıtılması için çok daha faydalı. Bir de biz Türk halkı olarak bu tarz sporlara yatkınız ve imkan verildiği zaman... Kanımızda var diyorsun. Kanımızda var çünkü yani insanın doğasında var böyle bir şey. Bunu bu şekilde spora yansıtmak, sporla belli kurallar çerçevesinde daha nötrize etmek çok daha mantıklı. O yüzden tutuluyor. Peki şunu soracağım. Şimdi ringe çıktığın zaman bambaşka bir havaya bürünüyor orada herkes. Evet. Yani sonuçta spor ama tabii kavga etmeye çıkıyorsun, oraya, dövüşmeye çıkıyorsun. Orada sinirli olmak, sakin olmak, aşırı motive olmak ya da hiç motive olmamak, bunlar hangisi doğru? İlk başta çok sakin olmanız gerekiyor. Zaten gong çaldıktan sonra hiçbir sesi duymuyorsunuz. Sadece köşe adamınızı duymanız gerekiyor. Köşe adamınızı duyduktan sonra ve sakinliğinizi koruduğunuz takdirde gayet güzel bir maç sergileyebiliyorsunuz. Tabii bu yaptığınız antrenmanlarla da alakalı bir şey. Ne kadar çok antrenman yapıp, ne kadar düzenli beslenip, ne kadar bu spora yatkın bir şekilde hayatınızı devam ettirirseniz sonuçlarını ringde alıyorsunuz. Antrenman ne kadar sürüyor? Her gün yapmak zorundasınız. Tabii ki ortalama 45 ile 1 saat arasında sürüyor. Belli periyodik antrenmanlar var. Her gün farklı konseptte antrenman yapabiliyoruz. Yani profesyonel müsabaka zamanlarında sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenman yapıyoruz. Haftada bir gün dinleniyoruz. Sabah yaptığımız antrenmanlar koşu, kondisyon, hıza yönelik.
Akşamüstü yaptığımız antrenmanlar ise daha çok teknik ve taktik amaçlı. Çekindiğiniz bir rakip var mı ringde? Ya şimdi şöyle bu Bedri spor... Ali mesela hala efsanedir. Bedri Ali hala efsanedir ama bize göre bizim için Türkler daha çok ön planda. Biz Türkleriz. Gökhan Saki bizim için daha önemli bir isim. Bugün dünyanın benim pek çok federasyonunda, farklı federasyonlarda dünya şampiyonluğum var. Bugün zaten pek çok arada kendimi dünya şampiyonu olarak ispatladığım için artık korkması gereken değil de korkulması gereken rakip statüsüne giriyorsunuz. Bu sebepten çok fazla korkmuyorsunuz. Ama illaki bir heyecan oluyor her maçtan önce. Bizim için her rakip aynı. Kimseyi ne gözümüzde büyütüyoruz ne de küçültüyoruz. Bizim işimiz bu. Normal yemek yemek gibi bir şey. Biz de dövüşüyoruz. Dayak yemek, dayak atmak. Tabii ki. Güzel o yüzden, bir iş. Bir de spor olarak bakıyorsunuz. Yani bugün futbolda bile daha fazla şiddet var. Yani herhangi bir pek çok branşta aynı şekilde. Var tabii. Biz dövüşüyoruz rakibimizden. Amacımız onu nakavt etmek, öyle söyleyeyim. Ama daha sonrasında maç bittiği zaman görürsünüz ki sarılıyoruz, evet. Tebrik ediyoruz. Beraber yine yemek yiyoruz. Bizim için sadece o ringde kalan bir şey bu şekilde. Aslında olması gereken de o. Yani ben biliyorum aslında. Tabii. Hani, bakmayın şakasını yapıyorum burada ama o spor sadece o 3 dakikalık ringin, roundun içinde olan oluyor. O ikinci gong çaldıktan sonra zaten bütün sporcular ne olursa olsun yere düşmüşse, nakavt olmuşsa, nakavt eden sporcu onu yerden kaldırır. Kaybetmiş olsa bile eller beraber havaya kalkar. Orada maçın sonunda her zaman bir centilmenlik vardır. Tabii, onda hiçbir sıkıntı yok. Yani espri yapıyorum, izleyiciler de yanlış anlamasın. Tabii. Peki nereden devam edelim? Aldığınız darbeler mutlaka oluyordur maç içinde. Evet. Vücudun nereleri hasarlı? Ya daha çok şöyle, bizim kickboks sporu tekme ve yumrukların olduğu, kullanıldığı bir spor. Bu yüzden çok komplike. Vücudun her yerini kullanıyoruz. Genelde bizim için önemli olan kısım çene kısmı. Çene kısmı gelişmeyen tek kas vücuttaki. Yani bütün vücudunuzu dayanıklı bir hale getirebiliyorsunuz ama genelde gardımızı alıp çenemizi korumak isteriz. Bu sebeple biz de çeneyi yakalamak istiyoruz. Çeneye vurduğunuz zaman rakibi etkisiz hale getirebilirsiniz. Hedefimiz burası. Ama tabii ki çeneyi de açmak için, çünkü rakip kapalı bir şekilde dövüşüyor. Sürekli bacaklara, gövdeye yine çalışıyorsunuz ister istemez. Yara vermeye çalışıyorsunuz. Ama yani ne kadar nereye darbe olursanız orası canınız yanıyor. Yani canınız yanmıyor değil, öyle söyleyeyim. Peki Murat, senle devam edelim. Vücudunda herhangi bir sıkıntı var mı şu an? Şu an için yok. Burnumda bir sıkıntı vardı. Onun tedavisini gördüm. Şu an için gayet sağlıklıyım. Peki o aşağıda getirdiğiniz ekipmanları bir deneyebilir miyiz yavaş yavaş? Tabii, bundan hem sporumuzu birazcık tanıtırız bilmeyen insanlara. Tamam. Şey yapalım, gösterelim. Alabiliriz. Hatta daha sonra konuşup bir tane sen tutarsan. Deneyeceğim, tamam. Tamam. Sen ben sadece tutucuyum ama. Tamam, denetelim. Burada vurursam çünkü rezil olurum. Sen de hocam. Sen. Bak kardeşim. Şimdi... Zaten eldivenle yapıyoruz. Evet. Normalde içine bandaj vesaire sarmamız gerekiyor ama şu anda televizyonda... O bandajın kalınlığı ne kadar olmalı el üstünde sarılan? Yani 1,5-2 cm arasında her organizasyonda kalınlığı değişiyor. Ortalama 1,5-2 cm arasında 5 metrelik veya 6 metrelik bir flaster şeklinde oluyor. Bu tutacağım şu anda, elime giyeceğim şeyler. Bunlara lapa adını veriyoruz. Lapa. Biz evet, pad de deniliyor. Bunu daha çok sanki antrenmandaymış, müsabakadaymışız gibi... Rakibe vurulmuşçasına biz bunu yönlendiriyoruz sporcuyu. Yardım edeyim mi? Şöyle. İhtiyaç var galiba. Geliyor mu? Şey yapabilirsen. Hadi bakalım. Şöyle mi alalım, kamera nasıl alır bizi? Şöyle ortada yapalım. Evet. Evet, şöyle geçersen Murat. Çok sert değil. Şöyle, ha. Şöyle alabilirim. Böyle mi? Yok, hayır. Şu tarafa doğru. Evet. Evet, aynen. Hoppa. Aman dikkat edin. Evet, boks yapalım önce. Bas, bas, bas. Evet. Güzel, kapan. Sağ. Sağ. Sol sağ. Geri. Sol sağ. Sol sağ. Duruş ekle. Duruş ekle. Evet, şimdi tekme ekliyoruz, low kick atıyoruz. Evet. Bam. Evet, vur. Hı-hı. Bam. Güzel, bir daha. Bam. Bam. Çok güzel. Ver nefes. Bam. Bam. Sağ direkt. Bam. İç low kick. Sağ direkt şöyle. Şöyle biraz daha dönebilir miyiz? Alanımız birazcık dar ama. Evet. Sonra biraz daha devam edelim. Öne gelebilirsiniz. Şöyle öne gelebilirsiniz. Sol sağ köşe. Biraz daha şöyle alabilir. Evet. Sol sağ köşe. Sağ. Hop. Köşe. Hop. Low kick. Güzel. Sağ. Hop. Aparkat sağ. Aparkat sağ. Kaldır. Kick kroşe. Kapan. Bir daha iki. Sağ. Hop. Kroşe low kick. Hop. Sağ. Hop. Böyle kısaca gösterebiliriz.
Genelde yaptığımız antrenman sistemleri bu şekilde. Bunu roundlara, dakikalara bölerek antrenmana devam ediyoruz. Peki o... İster misin? Hadi deneyim. Peki. Çok istek var. İstek var, ben, evet. Ya ben buraya gelenle bir dayak yemezsem olmuyor zaten. Yani. Bende evet. Öyle bir şey var. Ama bu sefer Atakan vursun. Öyle mi yapalım? Öyle yapalım. Hem de senle hem birazcık şeyde de istekmiş olursun. Aynen öyle. Bir problem yok değil mi? Kim dalıyor bana? Ya ben sana ufaktan dokuracağım. Evet, sezon finalini yapıyoruz şu an. Gelecek hafta program olur mu olmaz mı bilmiyorum şu an. He, şimdi nasıl tutuyorum? Bu kamera mı alacak bizi? Şöyle durabilir. Sen şöyle dön, evet. Şimdi. Bakalım ters vurabiliyor musun? Arkamdan vurabilir misin şöyle? Ben sana tekme atacağım. Ne tarafa doğru hareket etmek istersin? Ne tarafa? Kafamı evet. Vurmayacağım bir yere hareket istersin. Şöyle yapabilir miyiz? Tamam. Hadi şöyle cimmeyi doğru yapalım. Tamam, şöyle yapalım. Şöyle. Peki. Bekle. Şimdi biraz tekme mi atacaksın? Tekme atıyorum. Eyvah. Ufak dokunacağım sadece hisset diye. Evet. Şimdi bana birazcık tamam. Pres yapacaksın. Tamam. Evet. Şu. Evet. Ha, anladım. Biraz evet. Daha vurabilir miyim? İyi mi? Vur. Tamam hadi vur. Bir tane vuruyorum. Vur. Evet. Oo, fena. Evet, son bir tane daha vurdum. Bu peki maçta böyle mi vuruyorsun? Evet. Daha hızlı mı? Hatta daha sert vuruyorsun. Yapma tabii. Ya. Aynen. Ya. Bu yönetmenimiz Era için. Oo. Başka? Bu kadar. Ben bir şey yapabiliyor muyum? Tabii peki, ki. Benim için Era'ya bir şey yapabilir misin İçer? Ben seni burada idare ederim. Sıkıntı yok, aynen. Ben bu şekilde deneyim. Ya şöyle aşağıda tutayım. Yüzüme geliyor. Yok, sadece göstermiş. Bir tane daha vuralım. Evet, bu şekilde vuruyoruz tekmemizi. Peki, teşekkür ederim. Ben böyle sen kalayım. Hayır, Era'ya bunlarla gideceğim ben şimdi. İşte sana lazım. Şöyle alayım. Bunların intikamı alınacak. Bunları yazalım. Ama gerçekten zor spor. Ya evet, dediğim gibi. Şimdi bu size bu pad var, yani yastıkla siz bunu şey yapıyorsunuz, ne onun adı, tutuyorsunuz. Rakip bunu ya da biz bunu aynı şekilde vücudumuzda hissediyoruz. O yüzden birazcık sert bir spor. Allah yardımcısı olsun. İyi antrenman ya, yapmak gerekiyor tabii. O kadar zor bir şey ki. Peki bunu dışarıda kullanıyor musunuz? Ay, ben şöyle kaldım ya. Eller biraz. Boşlukta hissediyorum şu an ellerimi böyle. Boş. Yani kuş gibi rahatsız. Rahatladım. Sporun faydalarını bir anda görüyoruz. Dışarıda kullanıyoruz derken dışarıda kesinlikle kullanmıyoruz. Bu genelde bu spor yurt dışında şiddetten veya şiddete eğilim olan insanlara ya da şiddetten cezaevine giren insanlara yaptırılıyor bu spor. Rehabilite amaçlı. Hı hı. Çünkü siz bu sporu yaptığınız zaman kendinizden eminsiniz ve kesinlikle dışarıda hiç kimseye müdahalede bulunmuyorsunuz. Yani ben biliyorum ki karşımdaki insanı zaten etkisiz hale getirebilirim. Kavga etmeye gerek kalmıyor. Ama tabii ki ülkemiz şartlarında biraz sıkıntılı bir ortam olduğu için dışarısı. bence herkesin en azından kendini savunmayı öğrenmesi. Özellikle bayanların. Zaten evet. Bayan şeylerimiz daha fazla, üyelerimiz. Kendini kullanmasını öğrenmesini ben tavsiye ediyorum yani. Murat gerekiyor. Peki senin başına geldi mi hiç böyle dışarıda yeteneklerini kullanmanı gerektirecek durumlar? Ya tabii ki geliyor. Hatta geçen Atakan'la beraberken. İşte buraya geliyoruz. Yayına gelirken. oldu. Tabii ki özür dileyip çok kibar bir şekilde gönderiyoruz. Yani tatsızlık çıkmadan. Çünkü ya, biliyoruz karşı tarafı çok kısa sürede etkisiz hale getireceğimizi. O yüzden gerek duymuyoruz. Ya şöyle bir olay oldu. Şimdi ikimiz de profesyonel olarak bu işi yapan insanlar olduğumuz için yani hayatımızı biz bundan kazanıyoruz. Geçen trafikteyiz, iki arabayız hatta, arka arkayız. Önümüzde de bir tane taksici var. Biz böyle bir yokuş çıkıyoruz, o da bizim çıktığımız yokuşa doğru dönecek. Ben de navigasyondan şeye bakıyorum, haritaya bakıyorum. Öyle bir görmedim, durdum. O da geçeceğim mi anlayamadım. Geldi böyle geçti. Tam böyle değer gibi oldum yani ama o hatalı esasında, tamam mı? Böyle çıkarttı böyle camdan, böyle baktı bana. Dedi ki, bilerek mi yapıyorsun dedi sen. Tamam mı? Aynen böyle. Murat da arkadan arabadan bana bakıyor, ben ne yapacağım diye. Ben de bu aynadan Murat'ı görüyorum. Dedim kardeşim çok özür dilerim ya dedim. Gerçekten dedim, görmedim, rica ediyorum dedim. Çok özür dilerim. Hatta Murat falan şaşırıyor. Yanımda olan insanlar daha fazla şaşırıyor. Biz böyle tepki gösterecekse. Ama bence kesinlikle de bu şekilde olması gerekiyor. Böyle olması lazım. Yani dövüşçü olmanız sizi dışarıda herkesten üstün yapmaz. Silahsız aynen. Ortamda yapar ama çok şu anda riske gerek yok. Çünkü biz hayatımızı bundan kazanıyoruz. Aynen. Herhangi bir şekilde sakatlanmamız bize kötü yansır yani. Bir de hakikaten yani karşıdaki insana da büyük zarar verme ihtimaliniz de var. Ya o hatırlamaz ama o yani o şekilde tabii ki. Sporu biz aynen. Sağlık için yapıyoruz. Yani. Aynen öyle. Orasını konuşalım. Yani. Peki yiyecek içecek konusunda çok dikkat ediyor musunuz? Tabii ki dikkat etmek zorundayız. Çünkü metabolizmamız ona göre çalışıyor. Kan basıncımız hep yüksekte olduğu için yağlı ve karbonhidratları hep stabil almaya çalışıyoruz vücudumuza. Belirli diyetler var. Maçtan önce diyetler var. Maçtan sonra aralardaki beslenme çeşitleri var. Bunların hepsi maçlardan önce ve sonra uygulamak zorunda kalıyoruz. Her gün düzenli dayak yiyoruz. Yediğimiz şeyler. Güzel bir şey. Aç karnına yemiyoruz.
Yani, aç karnına, evet, onu soruyorum. Yani karbonhidrat ve protein dengelerine dikkat ediyoruz. Yediğimiz şeyler daha fazla böyle kaliteli beslenmeye çalışıyoruz. Kaliteli beslenmekten kaliteli kastım işte yağlı yemiyorsunuz, çok fazla tuzlu, çok fazla şekerli kullanmıyorsunuz bu şekilde. Öyle bir gün Tolga sen de çok komik bir program oldu. Hayır, nereden devam edeceğimi bilmiyorum. Ciddi mi konuşsam yani, acaba sporumu konuşsak, ne konuşsak? ciddi olur. <evet. gülüyor> Peki nereden devam edeceğim şimdi yavaş yavaş düşünüyorum. Aklınızda evet, sorusu olan var mı arkadaşlar? Şöyle. Merak ettiğiniz bir şey. önümüzdeki... ya da bana uygulamak istediğiniz bir teknik. Yok, yani yeterli bu kadar. Peki o zaman şu vuruş tekniklerini bir konuşalım mı? Şimdi vuruşlarda şimdi bacak, evet, low kick, high kick, middle kick. Ya hepsinin bunun dönenleri var. Teknik isimler çok fazla, 20'den fazla teknik var. Genelde boks olarak kullandığımız direkt yumruklar, direkt rakibe doğrudan yaptığımız vuruşlar direkt diye hitap ediyoruz. Kroşe, yandan gelen vuruşlar, yandan vurduğunuzda kroşe, uppercut alttan. Tekmeyi kullandığınızda bacağı vursanız low kick, low, middle, high, yani İngilizce şekilde terimlendirilmiş. Bu şekilde tekme isimleri de böyle. Dönerseniz spinning, high kick, low kick. Yine aynı şekilde sistem böyle devam sistematik ediyor. İsimleri var yani tabii. Peki o zaman Murat, senle de devam edelim. boks yaptınız mı hiç? Düz boks yapmadık. Yani, aslında bizim branşımız... Bu spor içinde boksu da barındırıyor. Yumruk olduğu için doğal olarak. Boks yapmak durumunda mısınız? Boksu bilmek zorunda mıyız daha doğrusu? Boksu bilmek zorundayız. Fakat hani bir normal düz boksör gibi antrenmanlarımız değil. Kickboks ve Muay Thai dallarında dövüştüğümüz için. O tarz yani bizde daha çok tekmeler, dirsekler, yumruklar daha çok garda açmak için kullanıyoruz. Hani yıkıcı tabii ki kullanmamız gerekiyor ama daha çok bizde tekmeler ön planda. Yani biz boks antrenmanı yapıyoruz ama düz boksör gibi değil. Çünkü işte bizim de bir esasında kickboks ve Thai boks şöyle olması gerekiyor. Bir hani tekme spor dediğimiz tekvando, bir tekvandocu gibi tekmelerinizin iyi, bir boksör gibi boksunuzun iyi. Hepsinin komplike olduğu bir spor bu. Ama nasıl çalışırsanız zihninizle maçta o şekilde düşünmek düşünüyor. Bu sebepten dolayı sadece boks çalışırsanız tekme vurmayı maçta unutuyorsunuz. Ya da sadece tekme çalışırsanız işte maçta boks atmıyorsunuz. Komplike tabii, ikisinde çalışıyoruz yani. Şunu soracağım. Maça çıktınız, ringe çıktınız. Karşınızdaki rakibin tekniğine, tavrına göre mi sizde bir teknik belirliyorsunuz? Yani yumruğa ağırlık vereyim, hayır tekmeye ağırlık vereyim tarzında bir plan yapıyor musunuz maçtan önce? Tabii ki oluyor. İlk önce zaten ilk round'un yaklaşık 15-20 saniyesi sporcular birbirlerini tartmayla şey yaparlar. Çok büyük müsabakalarda önceden karşı taraftaki sporcunun işte çalışma antrenmanları, yaptığı maçlara göre direkt ilk round'da tam power şekilde maç devam edebilir ama hani hiç tanımadığınız biriyle, atıyorum farklı bir organizasyonda maç yaptığınız zaman ilk 15-20 saniye tartmakla başlıyor. Ondan sonra tamamen geriye kalan uyguladığınız antrenman. Peki puanlama nasıl oluyor şeyde, kickboxta? Yani vurduğunuz her tekme ve her yumruk isabetli olan her tekme, bunların aynı şekilde bloklamaları da var, engellemeleri. Onlar tamamen karşılıklı puan olarak yazılıyor. Ama bizde şöyle bir şey var. Bir round içerisinde bir kere knockdown ederseniz, yani knockdown demek rakibi bir kere yere düşürürseniz, yani hakem bir kere sayarsa öyle söyleyelim. Hakem saydıktan sonra o round puan olarak sizde, mutlaka sizde oluyor. Tabii. Siz isterse rakibinizden puanlar çok çok üstün olsun. Knockout ederseniz, yani rakip devam edemeyecek şekilde hakem sayarsa, ona kadar sayar ve maç biterse siz kazanıyorsunuz. Onun dışında zaten maçlar puanlamalarla devam ediyor. Peki. Programımızın sonuna geldik. Ya o kadar güzeldi ki hakikaten geçmiş. Ben anlamadım. Bayağı hızlı geçti. 25 dakikadır beraberiz burada. Doğru, süper. Bir dövdünüz bir kere. Her şeyi denedik. Era içinde vurdunuz. Evet. Peki Murat Ismık ve Atakan Avatar. Arslan. İçini de söyleyeyim, tırnak içinde Arslan. İkinize de başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. İnşallah sizi çok daha iyi yerlerde görürüz. Şampiyonluklarınız var. Daha bir sürü şampiyonluğunuzu görürüz ve yine sizi burada ağırlamak isteriz. Teşekkür ederiz ve spor keyfini de böylece sonuna gelmiş olduk. Ama bu akşam spora tam anlamıyla doyacaksınız 360 ekranlarında. Saat 20.50'de önce Telegol var, ardından saat 23'te kale çizgisi başlayacak. Bunları hatırlatalım ve sizlere veda edelim efendim. Hoşçakalın.